48. bölümle devam ediyoruz. Kocaeli Spor maçıyla bölüme başlayacağız. Yine favori olduğumuz bir maçla başlayacağız. Bu sezon özellikle favori olduğumuz maçlarda, bu arada Ataberk'in de gerçekten güzel bir gelişimi var. Kararlılığı iyi oluyor. Umuyorum hızlı bir şekilde gelişir. Favori olduğumuz maçlarda genellikle puan kaybettik. Erzurumspor'a kendi sahamızda yenilmiştik ve bir önceki bölümde de Yeni Malatyaspor karşısında da çok zorlanmıştık. Şimdi bu arada buraya gelmeden evvel şu gözlemci raporuna bir bakalım. Onu unutmayalım. Kocaelispor. Şimdi nasılmış? Attıkları gollerde çok belirgin bir şey yok. Ara pası var. Yedikleri gollerde de pek bir veri yok. Peki nasıl bir 11 var? Savunma ağırlıklı deniyor bir kere. Fırsatçı var. Kanat oyuncusu. Kanat forvet. Kanat forvet en çok asist yapan oyuncu. Bir gol 3 asisti var. Ona dikkat etmemiz lazım. Mehmet Yılmaz'da bir özellik yok. Kubilay'da 2 gol var. Burak Aydın, Mehmet Taş. Ve Sisse'de de bir asist var. Aslında sağ kanatları biraz zorlayıcı gibi gözüküyor. Özellikle sağ kanada dikkat etmemiz lazım. Yani bizim sol savunmamız aslında orada avantajımız var. McLaughlin'e birebir verirsek, buraya da Sisse'ye birebir verirsek orada rahat ederiz diye düşünüyorum. Sağ kanattaki oyuncularımıza birebir vereceğiz. Buna dikkat edelim. Şimdi artık Budjama'yı kullanamayacağız. Dolayısıyla bu maçta Burak Asan'la başlayalım. Güzel bu arada. Beklerimiz arasında bir uyum oluşmuş. Stoperlerimiz arasında çok iyi bir uyum yok ama umarım orası da zamanla düzelir. Teddy Mezag'ı alalım bu tarafa. Dengeli başlayacağım. Genelde pozitif yaptığım zaman sıkıntı oldu çünkü onu yapmak istemiyorum. Şimdi sadece önümüzdeki maç diye ya da maç içinde bakacağım ona. Şuraları markajları verme konusuna. Evet, aynı şekilde devam edeceğiz. Rakibi standart şey yapalım. Çünkü bir tarafta geniş oyuncu da var. Kanatta oyuncusu da var. Çok da fazla dar alanda savunmaya gerek yok. Maça geçebiliriz hızlıca. Kocaeli Spor maçını kazanırsak ligde iyi bir yere geliriz. Umuyorum bu maçı galibiyetle kapatabiliriz. Şimdi favori olmanızın bir sebebi var diyelim. Bütün pozisyonlardaki arkadaşlarımıza da birer birer görüşme yapalım. Onlarla da konuşalım. Şuradan bir rakip talimatlarına genel bakıyorum. Mehmet Taş'a prese gerek yok. Nicolas Kühn'e zaten yapacağımızı yapacağız. Dino and Lovu, o da fırsatçı golcü, hızlanması fena değil. Fırsatçı golcü hücum. Aslında bu tam birebir markaj yapılacak bir oyuncu. Buna da bir markaj veririm ben. Şimdi öncelikle şunlara bir verelim. McLaughlin'e. Burada Deniz Alp var. Sanki başkası olacak gibi gözüküyordu. Sisse. Deniz Alp. Buna gerek yok. O zaman sadece Sisse'ye verelim şu anda. Diyelim ki Doğucan, sen Sisse ile beraber gel. Evet, Abdullah'a Sisse ile beraber gel. Barış'ın markajı 14. Medley'in markajı 10. Dolayısıyla Barış'a fırsatçı golcüyü... Nasıl ya? Endovu nerede? Endovu burada kanattaymış bu arada. Enes Sağlık varmış merkezde. O ne oynayacak? Onun ne oynayacağı şu an için belli değil. Bitiriciliği de çok iyi değil. O yüzden şimdilik böyle kalsın. O zaman oraya da bir markaj vermiyorum. Bir bakalım, buralarda bir markaj yok. Burak'ta bir markaj yok. Sadece Doğucan gelecek. En etkili oyuncu ile beraber o tarafta Sisse özellikle oldukça etkili. Tamam, o zaman bu şekilde çıkalım. Maçımıza hemen bir soru var. Kötü form göstermesi sebebiyle geldi. Galibiyeti daha fazla isteyen takımın biz olduğunu gösterelim diyelim. Kendi takımla ilgili soruları cevaplayacağım diyelim ve maça başlayalım. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Biz de özellikle beraberliklere abone olduk diyebiliriz. Son 5 maçta bayağı bir beraberliğimiz var. Umuyorum bu maçta o beraberlik gidişatını tersine, galibiyet noktasında tersine diyelim ama şeyi de, hedefi de verelim, yönü de verelim ki şaşmasın o. Mağlubiyete doğru dönmesin. Umarım tersine çevirebiliriz. Bu arada bir değişiklik oldu orada. Barış olmadı. Şimdi Kühn
Sağ tarafa geçti, şu tarafa geçti. Enes buraya geldi. Deniz Alp Endlovu buraya geldi. O zaman şöyle yapalım. Biz Barış'a tamam. Bunu biz şöyle yapalım. Mevkileri verelim. Barış santrafor merkezi bir marke etsin. McLaughlin sağ tarafa, evet. Deniz Alp var sol tarafta. Niye sol? Ofansif sol olur mu? Sol bek sağ tarafı. Ofansif orta saha sağ. OOS sağı marke edeceksin. Sağı marke edeceksin. Tamam. Sen de onu zaten marke ediyorsun. Sen de oyuncuyu marke ediyorsun. Sizler mevkiyi, sen de oyuncuyu. Güzel. Çünkü o tarafa Kün geldi. Şeye santrafora Endlovu geldi. Onların markajını yapalım. Şimdi Mehmet'e top kötü açıldı. Bu arada bir sıkıntı yok değil mi markajla ilgili? Şu pozisyon yerleşimini tam göremedik. Umuyorum orada bir kafa karışıklığı olmaz. Yani yanlış yerlere markaj yapılmaz. Ya da şöyle yapalım ya. Bir süre şu markajlardan bir çıkalım. Hemen markaja girmeyelim. Zaten o pozisyonları market tarafı da karışıklığa oldukça müsait. Ona bir girmeyelim. Bakalım neler olacak. Gidişata göre bakarız. Gidişata göre bakarız. Şimdi biraz kısır geçen bir maç. Hemen bir motivasyon konuşmamızı yapalım. Kenardan arkadaşlarımıza bir bağıralım. Atalay'da 4 şut pası, bir tane mutlak gol pozisyonu var. Rakipte Mehmet'te sadece Varo ama rakip iyi kapanıyor. Pek fazla bize hücum imkanı vermiyorlar. Maalesef topu da kapamadık ama güzel. Barış orada iyi araya girdi. Şimdi Williams'la oyun kuracağız. Umuyorum bu maçta erken bir gol buluruz. Çünkü genellikle bu tarz favori olduğumuz maçlarda hep geriye düştük, hep geriye düştük. Hiç öne geçemedik. 1-0 oyunumuzu oynayamadık. Orayı bir oynayabilsek daha iyi olacak diye düşünüyorum. De Belder, Bravo, Dylan de Belder. Kocaelispor'un savunmadan çıkarken ki hatasını çok iyi değerlendiriyor. Oradaki pas hatasını çok iyi değerlendiriyor ve araya mükemmel girdi. Çok da iyi plaseyi bıraktı gerçekten. Top döne döne iyi gitti. 1-0 öne geçiyoruz Kocaelispor karşısında. Bu arada Belediye Erzurum'da Göztepe karşısında 2-0 öne geçmiş. Belediye Erzurum'da kötü başladığı ligde biraz toparlanmaya başlıyor gibi. Bakalım onlar da nasıl sonuçlar alacaklar. Şimdi Barış'ta tekrardan bir hatamız daha olacak. Williams, Atalay, Güzel, Terrat. Doğukan iyi girdi, bitiremedi. Debeller de alamadan Ferhat Kaplan topu kontrol ediyor. Bravo Doğucan. En azından içeriye koşuyu yapmış oldu. O topu vermeyelim. Zach Madley, bravo. Çok güzel bir şekilde topu alıyordu. Bu arada Nicolas Kühn sakatlanmış. Güzel haber bizim için. Etkili bir oyuncuydu. Ondan faydalanamayacaklar. Debelder uzaklardan vurdu. Ferhat Kaplan için kolay bir top. Onun yerine de Kazımcan girmiş oyuna. Şimdi takımımızda ratingler fena değil. Kötü olan bir tek Doğucan var. Rakipte de iyi bir oyuncu yok. Aman inşallah da olmaz. Landre Kehin de girmiş oyuna. Nerede oynayacak ona bir bakalım. Şimdi hemen çocuklarla soyunma odası konuşmamızı yapalım. Rakibimize bir bakalım. Kehin de sol açıkta oynayacak. Yine şimdilik özel önlem almayacağım. Bu şekilde bir devam edeceğim. Bakalım maçın gidişatına göre eğer değiştirmemiz gereken bir durum olursa yahut özel önlem almamız gereken bir durum olursa o zaman onu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik kendi oyunumuzu oynayalım. Medley kenara iyi açtı topu. Doğucan, McLaughlin'i iyi görüyoruz. Burak. Zach, Medley. Doğucan. Doğucan çok iyi ortaladı topu. Harun da iyi vurdu ama maalesef top out'a gidiyor. Atalay'dan gerçekten çok üstün şut pası var. Doğucan serbest vuruşu kullandı. Atalay varken niye Doğucan kullandı onu da anlamadım ama topu avuta gönderdi. Peki göndersin. Problem yok. Güzel. Aldırmadık topu Kehinde'ye. Bravo Barış. Bravo Atalay. Terat çok güzel koştu ama göremedik. Debelleri gördük. Harun'u çok iyi gördük. Debellere doğru bakıp Harun'a doğru attı topu. Williams ortaladı. Doğucan.
Ferhat Kaplan yine kontrol ediyor topu. Bravo arkadaşlar. Atalay'ın şut pası 7 oldu. Rakipte de en fazla 1 şut pası var. Güzel. Rakibi iyi kapattık. Onlar da savunmayı iyi yapıyorlar ama 1-0 önde olan takım biziz. Dolayısıyla onlar savunma yapmaya devam etsinler. Bizim için problem yok. Bravo. Barış iyi karşıladı. Debeller de yine kendi yarı sahasına kadar geldi. Orada arkadaşlarıyla topu oynadı. Şimdi Teras'ın yine bir koşusu var. Debeller'in bir içeriye doğru koşusu oldu ama göremedik. Williams destekte. Barış oyuna katkıyı yapıyor. Kalecimiz Ataberk'e kadar dönüyoruz. Madley, McLaughlin. Doğucan'ı gördük. Burak. Atalay, Terat. Harun'u gördük. Orası offside bu arada. Çok net bir şekilde gözüktü. Harun da iyi vurdu. Gerçekten kendisine helal olsun. Bravo Barış. Bravo Barış. Williams'a da Barış'a da gerçekten tebrikler. Çok iyi oynuyor her ikisi de. McLaughlin hata katkı veriyor. Medley şimdi topla buluştu. Burak, Asan, Atalay, Babacan, Harun, Debelder. Williams'ı görüyor. Harun, Atalay'ı gördük. Burak, Williams. Çok güzel orada üçgenler var. İyi paslaşmalar var. Harun mükemmel gördü Williams'ı. İyi bindirdi Williams'ı. Harun'u bir kez daha görüyoruz. Atalay, Burak artık vuracak galiba. Vurmadı. Doğucan. Debeller vurdu. Çok da yakın gitti. Evet, şu anda yorulan bir oyuncumuz yok. Ama birazdan yorulacak oyuncularımız var. Dakika 70. Şimdi yavaş yavaş değişiklikleri zorlayabiliriz. Williams'ı bir dinlendirelim. Semih'i bir alalım. Çok yoruluyor. Zach Madley'i bir dinlendirelim. Ali Eren'i alalım. Şöyle McLaughlin yapalım. Atalay Babacan'ı bir dinlendirelim. Sergen Yatağan'ı alalım. Terats'ı bir dinlendirelim. Samet'i alalım şimdilik. 4 oyuncu değişikliğimizi birden kullanmış oluyoruz dakika 72'de. Aslında çok doğru değil bu yaptığım, onu söylemek gerekir. Yani biraz yüksek özgüvenli bir hareket. Kocaelispor'un çok fazla etkinlik yaratamayacağını öngörerek yaptım. Çünkü maçın 70 küsürüncü dakikasına kadar gerçekten zayıflardı. Oyun planımızı da değiştirmediğim için, oyuncularıma da güvendiğim için bir rotasyon yapmış olduk. Ufak çaplı bir rotasyon yapmış olduk. Rotasyonu da yapacaksak biraz erken yapalım ki bari bir anlamı olsun. Çünkü bir sonraki hafta oynayacağımız takım da Başakşehir. Yine deplasmana gideceğiz. Zorlu bir deplasman. Başakşehir de çok formda gerçekten. Bakalım oradan nasıl bir sonuç alacağız. Samet iyi vurdu. Ferhat Kaplan topu kontrol ediyor. Dylan, De Belder ve Harun ikilisinden bir tanesini çıkartabilirim ilerleyen dakikalarda. Dakika 82'deyiz. Endlovu çıktı. Manconi girdi. Burak Bravo. Doğucan'ı gördük. Tamam, top rakipte kalmadı. Ali Eren'le şimdi yine sol kanattan yükleniyoruz. Doğucan'ı gördü Ali Eren. Doğucan bir kez daha Ali Eren'i gördü. Ali Eren içeriye doğru sarkıtabilir miyiz? Sarkıtamadık. Sergen, Harun, Samet, Doğucan, Debelder. Ne olacak orada? Ali Eren'i iyi gördük. Offside var mı? Var. Evet, offside var. Buradan da zaten offside var gibi gözükmüştü. Rakipte rating olarak İyi olan bir oyuncu yok. Sanki bir çift santrafor kurgusuna geçtiler ama çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum bizim için. Bravo Doğucan. Bu arada Göztepe maçı 2-2'ye geldi. 3-2'ye geldi. Belediye Erzurumspor toparlayacak mı acaba derken toparlayamayacaklarını kanıtlamış oldular bir kez daha. Çok iyi girdi araya. Bravo arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde orada kaptırdığımız topu tekrardan kaptık. Ve maçın fişini çektik. Doğucan'dan bir orta gelmişti. Debelder, Kubilay topu uzaklaştırırken Sergen araya girdi. Samet, Harun sağ ayağıyla çok güzel bitirdi. 2-0'a geldi maç. Maçı da koparmış olduk. İstersek artık bu saatten sonra rakip dörtlü santrafora dönsün. Çok bir şey değişmez. En fazla bir gol yeriz ki o da zaten gerçekleşmeyecek sanıyorum. Artı 2 de bitti. Hatta üstüne bile çıkmıştık ve Kocaelispor karşısında çok rahat bir şekilde maçı kazandık.
23 tane şut çektik, onu isabetliydi. Maçın tamamında üstün oynadık ve Kocaelispor karşısında iyi bir galibiyet aldık. Takım içinde çıktığımız her maçı kazanacağımıza dair beklenti var diyelim. Takımın rehavete kapılma ihtimalinden korkuyor musunuz? Hayır diyelim. Kendine güvenmek ve rehavete kapılmak arasında fark var. Biz de kendine güvenen taraftayız demiş olduk. Şimdi 354 bin euro daha geldi. Hemen mali duruma bakıyorum. 1,9 milyon euroya getirdik. Güzel. Atalay göz doldurmuş. Bravo Atalay. Onun da profilinde iyi bir gelişim var. Umuyorum bunu devam ettirir. Özellikle fiziksel tarafta da gelişiyor. Atalay'dan gerçekten iyi bir oyun kurucu çıkacak gibi. Yenilmezlik serimizi 5 maça çıkarmışız. Buna ben bir cevap vereceğim. Hemen ligdeki durumumuza bakalım. Evet, ilk 5 içerisine girdik bu galibiyetle. Galatasaray'ın 1 puan gerisindeyiz. Onlardan da 1 maç fazlamız var. Alanyaspor bir ara çok formdaydı. Onların da 1 maç 1 puan önüne geçmişiz. Şu anda da Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Bir sonraki maçta Başakşehir'lik aramızdaki puan farkı da 6. Bakalım bir sonraki maç neler getirecek. Başakşehir maçıyla devam ediyoruz. Başakşehir deplasmanıyla devam ediyoruz. Yine bir İstanbul deplasmanındayız. Bir önceki deplasmanımız da İstanbul deplasmanıydı. Galatasaray için gelmiştik İstanbul'a. Şimdi de Başakşehir için geliyoruz. Şimdi bu arada ligdeki karşılaşmalara bakalım. Cumartesi günü Trabzon Beşiktaş'a kendi sahasında yenildi. Beşiktaş da ikinciliğe kadar yükseldi. Fenerbahçe-Kayseri maçı berabere bitti ve Fenerbahçe 6.'lığa yükselmiş oldu aslında ama altındaki takımların oynayacağı puanlardan sonra tekrardan düşebilir. Biz de belki bir beraberlik alabilirsek eğer Fenerbahçe'nin önüne çıkabiliriz. Eğer kazanırsak gerçekten enteresan olacak. Üçüncülüğe kadar çıkacağız ama tabii kolay değil. Başakşehir deplasmanında kazanabilmek. Şimdi şuradan bu arada evet standart ile yapılan mülakat başarısız oldu. Ondan da bahsedeyim. Ruben Baraja'yı getirdiler takımın başına, İspanyol hocayı. Çok da iyi bir profil değil ama işte şuradaki itibarı bir yarım yıldız daha fazla olduğu için bizden orada iş yaptığı bir de uluslararası pro lisansa sahip kendisi. Dolayısıyla o da önemli oldu. Şimdi nerede bu Başakşehir? Evet şurada. 4-4-2 oynayacaklar bu arada. 4-4-2 oynayacakları için ben de üçlü kurguya geçebilirim. Onu şimdi şeye bakacağım. Maç içerisinde bir bakacağız taktik ekranında. Attıkları asistleri, attıkları gollerdeki asistlerin büyük çoğunluğu merkezde. Yedikleri gollerde de ara pası merkez. Şimdi iki orta sahaları olduğu için orta sahayı iki oyuncuyla karşılayabilirim. İki tane de santrafor olduğu için orada artı bir yapıp 3 stopere geçebilirim. Conte 3-5-2'si gibi düşünebilirsiniz. Conte'nin çift kanat oyuncuları var. Hem kanat bek hem kanat açık kullanıyor. Onları da o şekilde değerlendirebilirim. Lens yönetimi Lorient görevine son vermiş. Lens Lig 1'de mi? Evet, Lig 1'de. Şöyle bir bilgi seviyesine bakalım. Tesisleri falan fena değil Lens'ın. 16 milyon euro borcu varmış. Alou Diarra var şu anda. Kilit oyuncusu Kevin Danso. Hadi bir Lens'a başvuralım. Artık şey yapmak istiyorum çünkü. Farklı bir lige geçmek istiyorum. Şöyle yapalım. Lens'a bir bakacağım. Alaves'e bakalım. Onlar nerede? Onlar da İspanya 1. liginde. Onların da piyasa değeri 192 milyon euro. Onların da tesisleri sağlam. Kilit oyuncuları çalışkan. Alaves'e değil ama Lens'a başvuracağım. Beraber bu başvuruyu gerçekleştirelim. Şöyle Lens'a şuradan başvuralım. Göreve talip ol diyelim. Lens menajerliği için. Alaves'e de bir bakalım hadi. İspanya 1. liginde 19. 3 galibiyet alamamışlar. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Çok mu kötü kadro? Mali durum ne? Bilanço 18 bin euro. Yani sıkıntılı bir kadro var gibi gerçekten burada. 4-4-2 gözüküyor. De La Fuente var. Pardon. Yok, Alaves içime sinmedi. Sanki alacaklarmış gibi şey yapıyoruz ama içime sinmedi. Lens olur. Lens'i severim. Kulüp karakteristiği de güzeldir.
Her ne kadar maddi olarak daha da sıkıntılı gibi gözükse de bakalım Lance'ı belki buradan kurtarabiliriz. Onlar da 18. sonuncular, gerçekten baya bir aslında challenge olur bu bizim için. Ama yani bir galibiyetle buradan yükselebiliriz. Önemli olan oradaki takım kimyası. Evet, ve hızlıca maçımıza geçelim. Kafamızı fazla karıştırdık. Şimdi Başakşehir maçıyla devam ediyoruz. Sadece önümüzdeki maç diyoruz. Şimdi Burak Asan'ın yerine Medley Barış McLaughlin. Burak Asan'ın yerine dedik değil mi? Evet dedik. Ali Eren İyican. Ali Eren McLaughlin. McLaughlin Medley. Medley de ortaya. Evet. Bu arada Medley bölgesinde 3 kişi varken, 2 kişi varken solda. Dolayısıyla 3 kişi. Yani aslında biz buraya kimi alsak acaba ya? Hızlanma şöyle diyelim. Standart ya da pasör sigorta diyelim. Medley sigorta olsun. McLaughlin pasör savunma olsun. Barış da standart savunma olsun. Ali Eren ve Williams'ı da kanat bek olarak değerlendireceğiz. Kanat bek destek. Kanat bek destek olacak. Bu iki arkadaşımız defansif oyun kurucu, merkez orta saha, kanat forvet ve ters ayaklı olarak da kalacaklar. Bu şekilde kalacağız. Şimdi böyle yapmamın sebebi özellikle rakibin orada çift santraforlu oynuyor olması ve biz de onları bu şekilde birazcık da zorlayacağız diye umuyorum. Tabii orta sahayı biraz boşaltıyoruz ama önemli değil çünkü onlarda da iki kişilik bir orta saha var. Bu şekilde özellikle ceza sahası bölgesinde birazcık daha yoğun olmaya çalışalım. Birebir markaj konusunda bir şey vermeyeceğim. Takımımızı bildirelim. Ali Eren 90 dakikayı çıkartamayabilir deniyor. Problem değil. Devam edelim. Soyunma odasına geçiyoruz şimdi. Son zamanlarda yakaladığınız formu maçta devam ettirirseniz çok iyi olur diyelim. Size inancım tam diyelim bütün arkadaşlarımıza ve hemen bir rakip talimatlarına bakalım. Ahmet Kutucu'ya markaj demiş. Ahmet Kutucu'ya markaja girmeyeceğim. Tisserand buradaymış. Ona da gerek yok. Tamam. Kayseray'a pres yapalım. Hatta biz Kayseray'ı Doğucan'la birebir de getirelim. Deniz Türüç var. Deniz Türüç merkezde. Ona tamam sert alabiliriz. Biz bir Kayseray'ı getirelim. Kayseray sağ bek olduğu için sol taraftaki Doğucan'ı birebir de Kayseray'la getirelim. Neredesin? Evet. Defans sağ. Kayseray'la gelsen. Visca zaten orada. Dolayısıyla onu da kullanacağız. Aslında Mezag'ı da alıp şuraya McLaughlin alıp, daha doğrusu Mezag'ı merkeze alıp McLaughlin alıp daha da savunmacı bir kadro yapabilir miydik? Ama yapacak bir şey yok artık. Tünele gidelim ve maça başlayalım. Çağdaş Başakşehir Kulübü'nde çok iyi işler başarıyor. Yorumlarınız küçümseyici olarak, ne saçma bir soru bu. Ataberk ilk 11'de, evet iyi oynuyor diyelim onun içinde ve maça başlayalım. Başakşehir'de maça başlıyoruz. Başakşehir şu anda çok formda ve onlar da farklı bir taktikle geldiler. 4-4-2 ile geldiler. Biz de onlara karşı farklı bir taktik kurgu benimsedik. Ufak bir revizyon yaptık. Aslında ufak değil. Formasyonla ilgili bir revizyon yaptık. Özellikle onun da bravo Terat. Onun da amacı, tekrar tekrar aynı şeyi söylemiş oluyorum ama, cezası aslında sayısal üstünlüğü sağlamak. Ve Berkay da aslında birazcık daha içeriği zorlayacağını düşünürsek özellikle merkez tarafında sayısal üstünlüğü sağlamak idi. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Bravo Debeller. McLaughlin, Doğucan, Ali Eren. Bravo. Terats'ın mükemmel bir koşusu var. Bitirebilir miyiz? Pozisyonunu iyi aldı. Sekti ama kaleye doğru gitmiyor maalesef. Tisserand kullandı. Ravil, Tagir, Yusuf, Deniz Türüç, bravo. Topu alabiliriz aslında, alamadık. Güzel, arkaya doğru kaçırmadık. Lima çok boş kaldı. Şu anda riske ettiğimiz en büyük oyuncu zaten o. Lima. Çünkü onu birebirle Harun'la uzaktan vurduruyoruz. Kaysara, bravo. Lima'yı birebir de Harun'la getirmiyorum. Çünkü Harun esasında zaten en büyük hücum tehdidi şu anda. Onu da eğer birebir de Lima ile getirtirirsem o zaman bayağı bir, niye Doğucan bunları kullanıyor? Bayağı bir hücum şeyinden,
opsiyonundan vazgeçmiş olurum. Dolayısıyla o çok kısır bir oyuna sebep olabilir. Faul aldı. Bravo Lima. Pardon, bravo Barış. Atalay'la kullanalım. İyi bir orta, iyi bir kafa. Zach Madley pozisyonunu aldı gibi ama ter atsa gitti. Tabii 3-5-2'ye geçince o duran top ayarları bir tık değişmiş olabilir. Bravo Williams. Ataberk'i iyi gördü. Ataberk'ten de uzun top alabilir Monu Debelder. İyi indirdi Harun'u. Arkadan Doğucan Depar'la geliyor. Terats geliyor. Ah be, çok güzeldi. Debelder de iyi vurdu ama olmadı maalesef. Dakika 27'ye geldik. Fena oynamıyoruz. En azından Başakşehir'e ciddi bir tehlike yarattırmadık. Berkay, Gulbrandsen, Ahmet, Visca, Vurdus. Orada kalabalığız. Süper. Debelder'le yine çıkıyoruz şu anda. Kanada doğru iyi açtı. Geri çekti mi? Çekti. Terat alamadık maalesef. Peki. Bir kez daha Başakşehir çıkacak şimdi Yusuf'la. Hata yaptılar. Doğucan araya iyi girdi. İçeriye doğru kıvrıldı. Terat'sa çıkardık ama kaleci Volkan iyi çıkarıyor. Bir kez daha kapıyoruz topu. Bravo Terat. Ali Eren bindiriyor sol kanattan. Doğucan'a geçmiyor top ama. Bir kez daha kapabilir miyiz? Kapamadık maalesef. Doğucan evet pozisyonun dışında kalacak zaten. Amacımız o. Nasıl gidiyor görüyor musunuz? Çok iyi gidiyor. Beki ile birlikte. Arkasına bakmadan koşuyor. Bravo, bravo. O topu alabiliriz diye düşünüyorum. Barış çok iyisin. Terat. Atalay. Terat. Orta sahada 2-2 olduğumuz için sayısal bir dezavantajımız yok. Mükemmel bir pas. Okan yine iyi çıkardı ama maalesef. Volkan oldukça tecrübeli. Kullandığı yerde Williams var. Bravo. Debelder'i iyi gördük. Ama buraya kadar Volkan. Buraya kadar Volkan. Atalay Babacan'dan mükemmel bir pas. Ve Dylan Debelder çok güzel vuruyor. Başakşehir deplasmanında 1-0 öne geçiyoruz. Bravo Williams. Atalay'dan da mükemmel bir pas gerçekten. Ölçtü biçti. Debelder de çok güzel bitirdi. İşte geçtiğimiz senelerde bu bitiricilik sorunu çok canımızı yakıyordu ama şu anda Debelder gerçekten çok iyi katkı veriyor. Bir de özellikle yaparken, sene başında transferleri yaparken en çok dikkat ettiğim konu oyuncuların zihinsel özelliklerinin çok dengeli ve iyi olmasıydı. Hem Terrats'ta hem Jordan Williams'ta hem Debelder'de bunların olması bence saha içi konusunda birçok şeyi değiştiriyor. O da önemli bir konu. Güzel. Ali Eren'in atıcı kullanıyoruz. Debelder var mı? Offside var mı? Hiç göremedim, olabilir de ama inşallah gol geçerlidir. Haydi hocam ver şu golü. Gol iptal. Ah, iptal edildi gol. Çok üzücü oldu bu. Bakalım. Evet, offside. Offside. Neyse. Neyse. Devam edelim. Moral bozmak yok. Yusuf'la bir kez daha gelecek. Başakşehir, Lima, Ravil, Deniz Türüç'ten Berkay'a güzel bir pas. Hemen orada karşısında Lima. Evet, orta alanda iyi karşıladı topu. Mükemmel bir pas Terat'tan Debelder. O çok iyi vurdu ama maalesef avuta gidiyor. Terat'tan harika bir pas geldi gerçekten. Lima ile gelecek bir kez daha Başakşehir. Sol bekleri Berkay. Ahmet'i gördü. Ahmet, Deniz, Lima. Lima iyi döndü, çok boş. Visca çok boş. Aman şunu çıkartalım. Bravo çıkarttık. Bravo çıkarttık. Gerçekten Başakşehir maçında iyi bir taktik savaşı oluyor. Soyunma odası diyelim hemen. Pardon. Kaleye çektiğimiz isabetli şut sayısından memnunum. Böyle devam. Aynen öyle. Bakalım bir oyuncu değişikliği olacak mı? Olmadı. Oyun planında bir değişiklik var mı Başakşehir'de? Onda da yok. Aynı oyun devam ediyor. Dolayısıyla biz de pardon, aynı oyunla devam edeceğiz. Bravo McLaughlin. Bravo McLaughlin. Tisserand uzaklaştırıyor ama McLaughlin topu alıyor. Terats geldi. Topu aldı. McLaughlin dribblingle çıkıyor. Terat'sa iyi gördü. Ali Eren'den bu arada iyi bir koşu var. Çok da boş kaldı. Debelder'in önüne iyi yuvarladı ama savunma araya giriyor maalesef. Ravil Tagir. Köşe atışını kullanacağız. Haydi Zach Madley. Yok tabii o. Geride kalmış. Orası biraz karıştı. Orası biraz karıştı. Neyse.
Çok uğraştırır şimdi bizi. Ya da şöyle yapalım. Çok uğraşacak kadar yapmayalım. Şu pozisyon bir... Aman. Bravo Ataberk. Hemen şu kornerler diyelim. Hücum diyelim. Şurada kim var? McLaughlin. Nerede bizim Medley'imiz? Evet, Medley'i alalım şuraya. Sol taraftan da kullanılan kornerlerde kim var? McLaughlin. Barış. Defans merkez. Onu da şuraya alalım Medley'i. İki tane oyuncu yeter. Sen de ileri çık. Gerek yok. Değişiklikleri onaylayalım. Devam edelim. Çok da uzun olmadı. Gayet de kısa bir şekilde halletmiş olduk. Alanya bu arada Sivas deplasmanının önüne geçmiş. Ya şu serbest vuruş kullanıcıları niye Doğucan oluyor onu anlamadım ben. Duran top kullanıcıları. Kornerleri kullanacak oyuncumuz bizim Atalay hocam. Hem sol tarafı hem sağ tarafı serbest vuruşları da kullanacak olan oyuncumuz Atalay. Niye bunlar Doğucan'da kalıyor onu anlamadım. Visca fena oynamıyor bu arada. 4 tane de sarı kartımız var. Oldukça yüksek bir oran. Aman sakin olalım arkadaşlar. Aman sakin olalım. Visca çok tehlikeli. Orada offside var gibi. Offside var gibi. Bravo Williams. Değişen bir şey yok. Soner geldi buraya. Aynı oyun planı devam ediyor. Hem şu anda birazcık vitesi artırdılar gibi Başakşehir yükleniyor. Umuyorum ileride boşluklar bulabiliriz. Özellikle aman bravo Ataberk ter atsın ve Debelder'in koşularından yok ama şu anda biraz fazla yüklendiler. Şu anda biraz fazla yüklendiler. Şöyle yapalım hemen hızlıca. Şöyle yapalım. Şurada bir tempo düşürelim. Bir tempo düştü. Topu da beklere yollayalım. Çift santrafor var çünkü. Burada da birazcık zaman geçirelim. Visca'yı çok maalesef boş bıraktık. Ataberk bravo. Bravo Ataberk. Harun biraz kötü oynuyor. 6,4. Doğucan fena değil 6,8. Debelder çok yoruldu. Birazcık daha dayan Debelder. Bir 80'i görelim bakalım. Bir 80'i görelim. Atalay da çok yoruldu. Onu da tabii değiştirmemiz gerekecek. Samet'i oraya alacağız çok büyük ihtimalle. Aa, karşılayabilir miyiz onu? Karşılayamadık. Visca tehlikeli. Çok güzel Williams. Bravo. İyi bir pozisyon alma örneği daha. Ama maalesef çok uzun vurmaya başladık. Ali Eren. Tam bravo diyeceğim. Yaptığınız hataya bak ya. Yani Medley senin kalibrende bir adamın yapacağı hata mı bu? Senin kalibrende bir adamın yapacağı hata mı bu? Terat şimdilik kalsın. Ona yapacak bir şey yok. Debelder de kalacak. Ona da yapacak bir şeyler yok. Şöyle biraz pozitif futbol diyelim. Savunmayı da biraz geride kuralım. Yok dengeli diyelim. Tamam dengeli diyelim. Şu göbekten oynamayı da bir kaldıralım. Ara sıra zaman geçirelim ve devam edelim. Çok ileride kalmayalım. Çok ileride... Ya niye halen Doğucan kullanıyor bunu abi? Değiştirmedim mi ben bunu az önce? İyi sıyrıldı bravo haydi. Alın o topu. Bom. Olmayacak bir hatayla gittik. Verdik. Çok garip gerçekten.
Terats'ın yerine Samet, Doğucan'ın yerine Abdi Mert, Jordan Williams'ın yerine Semih'i alalım. Bravo. Debelder çok yoruldu tabii, artık adamın adım atacak hali yok. Güzel. Ataberk al onu. Bravo Ataberk. Dakika 94'e girmek üzereyiz. Son 5 saniye. O topu, maç bitiyor. Bravo. Bravo. Çok acayip bir gol yedik gerçekten. Yani maçı aslında daha iyi oynadık. Üstündük maçta. Fakat maalesef kötü bir hatayla, hem de hiç beklemediğimiz Zach Madley'den gelen bir hatayla gol yedik. Olsun. Başakşehir deplasmanında ligin liderinden deplasmanda 1 puan almayı başardık. Bence gayet iyiydi ve 5.liğe oturuyoruz bu 1 puanla birlikte. Gerçi Galatasaray'ın 2 maçı eksik. Başakşehir'le aramızdaki puan farkı da şu anda 6 olarak korunuyor. İkinciyle de 3 puanlık bir fark var. Şimdi bu kısma kadar aslında güzel skorlar aldık. Fenerbahçe'ye bir tek yenildik ama Alanya deplasmanından beraberlikle ayrıldık ki zorlu bir deplasmandı bu. Beşiktaş'ı kendi sahamızda yendik. Galatasaray deplasmanından beraberlikle ayrıldık ve Başakşehir deplasmanından da beraberlikle ayrıldık. Zorlu maçlarda kaybetmedik. Tek kaybımızı, pardon, iki kaybımız var. Fenerbahçe maçı hariç. Maalesef Belediye Erzurum maçına kendi sahamızda yenilmemiz kötü oldu ve Malatya maçında da yaşadığımız puan kaybı gerçekten çok kötü oldu. Hem XG olarak yok, şut sayısında Başakşehir öndeymiş. Topla daha az oynadık. Topu almak istememiştik. Ama XG olarak maçı yukarıda bitirdik. Gol beklentisi olarak ve yenilmezlik serimizi de 6 maça çıkarmış olduk. Şöyle bir kez daha bakalım. Tamam, gelen giden bir şey yok. Bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Kocaelispor'u kendi sahamızda 2-0 yendikten sonra Başakşehir deplasmanında 1-1 berabere kaldık. Sonraki bölümde Karşıyaka maçıyla devam edeceğiz. Türkiye Kupası 4. turunda ve sonra Bursaspor maçı olacak. Bayağı bir uzun sekansta da maçlarımız televizyonda yayınlanacak. Bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Kanala abone olursanız benim için çok makbule geçer. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.